Ne oluyor lan? Merhabalar. Boğazım ağrıyor. Bayağıdır yayın yapmadığım farkındayım. Bayağıdır YouTube'a video koymadığım da farkındayım. Sadece 500 kişinin beni takip ettiğini de farkındayım ki o 500 kişinin büyük ihtimalle sadece 10'u falan gerçekten beni takip ediyor. Ama bu videoyu yapmam gerekiyordu çünkü bu oyun çok güzel resmen. Kafayı yedim, aşırı korktum ve böyle diken üstüne yürüdüm. Bu oyunu mutlaka anlatmam gerekiyordu. Oyunumuzun adı Amnesia The Bunker ve şu an Steam'de indirimdeyken mutlaka alın derim. Özellikle de bu 20 Kasım'dan sonra kurlar yükselecekken mutlaka şimdiden ekleyin. Oyunumuz hikayesinden bahsedeyim. Oyunumuzda bir Fransız askeriyiz. Bir Dünya Savaşı'ndayız. Cephedeyiz, savaşıyoruz ve oyun böyle savaşarak başlıyor. Pumpkin FPS shooter gibi başlıyor aslında. Ve ben mutluyum çünkü ben FPS seviyorum. FPS adamıyım dostum. Apex oynuyorum ben. Team Fortress oynuyorum. Rainbow Six oynuyorum. Ben böyle bir adamım dostum. CS oynuyorum anlatabiliyor muyum? Ben böyle bir adamım. FPS seviyorum. Neyse ben böyle böyle mutlu mutlu FPS gezinirken sonra bir şey oluyor. Bomba patlıyor falan. Benim adam kararıyor. Knockout. Benim adam dead. Öldü. Ama benim adam ölür mü? Hayır ölmez çünkü benim adam yaşam mücadelesi veriyor. Benim adam gerçek bir kahraman, benim adam bir canavar. Ondan sonra uyanıyoruz, etrafına bakıyoruz, kimse yok derken yürümeye başlıyoruz. Yürürken böyle bir abiyle karşılaşıyoruz. Abi diyor ki dikkat et diyor, aman tanrım bir şeyler oluyor bu evde, herkes öldürdü mü öldürdü falan diyor. Ev değil bu arada, biz bir bunkerdayız. Bunker dediğinde bu yeraltı cephesi oluyor ya. Bunker'ın Türkçesi ne lan? Harbiden hiç bakmadım, dur bunker. Bunker. Türkçe. Sığınak. Oha oğlum benim Türkçe ölmüş. Neyse sığınakta böyle dolaşıyoruz. Bir amca bizi uyarıyor falan filan derken böyle diyor dikkat et evladım etrafta garip garip yaratıklar gibi şeyler var. Böyle herkes öldürüyor sıra sana gelecek falan derken bu adam bize bir silah veriyor ondan sonra geberiyor. Ama silah verdiği için mutluyuz abi güzel abi temiz abi bize silahını verdi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Silah mermisi çok az. Oyunda silah mermisi bulmak çok zor. Neyse konudan dalmıyorum. Hikayeye dönüyoruz. Ve bu abi bu arada ölmeden önce bize diyor ki bunkerdan çıkmanın tek bir yolu var diye bize bir şeyler söylüyor. Abi tamam teşekkür ederim. Ondan sonra biz gidiyoruz böyle. Bunkerdan çıkmanın tek yolu da şuymuş. Tünel gibi bir şey varmış. Oraya işte çıkarken patlatmışlar matlatmışlar derken böyle taşlarla kayalarla falan orası kaplanmış. Bizim o taşlı kayaları patlatmamız lazım. Patlatmak için de bizim ne bulmamız lazım? Patlayıcı bulmamız lazım. Ya tabii ki de biz patlayıcıyı böyle lök diye bulamıyoruz. Patlayıcı için böyle haritayı keşfetmemiz lazım. Haritada yeni bir şeyler açmamız lazım. İşte patlayıcısını ayrı buluyorsun, yok yakıtını ayrı buluyorsun, yok işte çakmağını ayrı buluyorsun derken. Oyun kısacası bu itemları bulup senin bu haritadan dışarı çıkmanla odaklı. Yani bu sığınaktan dışarı çıkman üzerine. Abicim her şey iyi güzel de sen bu sığınakta lay lay lom gezemiyorsun. Çünkü sığınakta ne var? Başka şeyler var. Sen tek başına yaşamıyorsun sığınakta. Çünkü duvarların içinde dolaşan amına kodumun yaratığı var. Her yerden fışkıran, seni sürekli korkutan, iğrenç, pislik diye bir yaratık var. Neyse abi yine de bu yaratık birazcık ses odaklı. Yani sen silahla ateş edersen bu yaratık kesin geliyor. Yani diyor aman olayım ne oluyor benim evde diye geliyor bu yaratık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sen silah ateş edemiyorsun çünkü mermi yok. Oyunda mermi bulmak, altın bulmak gibi bir şey mermi yok. Senin böyle her yerden her yeri kurcalayıp item bulman gerekiyor ki yaşayasın. Tabii ki de sıkıntılarımız bunda kalır mı? Yaratık var, mermi yok. Okey şimdiye kadar. Işık da yok. Senin bir jeneratöre sürekli yakıt koyman lazım. Yoksa bütün sığınaktaki ışık kesiliyor. Yani sıkıntı şu senin safe bir zonun var. Güvendesin burada. Kapıları kilitlediğin sürece kapıları kilitlemen lazım. Kapıları kilitlemezsen güvende değilsin. Kapansana lan! Lan sen içeri girebiliyor musun? Ebeni sikiyim ben bilmiyordum içeri girebildiğini. Aaa! Oğlum nasıl içeri girebiliyor? Hani safe zone'du oğlum orası? Bu güvenli alanda oyunu kaydedebiliyorsun yoksa oyunu kayıt da edemiyorsun. Yani ben burada çok korkuyorum diye kaydedemiyorsun. Base'e geri dönüp orada kaydetmen lazım. Ve o base'in orada da... Of boğazım çok kötü kusura bakmayın. O base'in orada jeneratör var. Jeneratöre sürekli yakıt koyman gerekiyor. Çünkü bu amına kodumu jeneratöre yakıt koymazsa jeneratör olduğu için çalışmıyor. Çalışmayınca ne oluyor? Işık olmuyor. Işık olmayınca ne oluyor? Altına sıçıyorsun çünkü senin sadece siktiri boktan bir çakman var. Bu çakmak da bu arada dinamolu bir çakmak. Yani ip çektirince çalışmaya başlıyor. Ama bu ip çektirmesi ses çıkarıyor. Ses çıkarınca kim geliyor? Bizim güzel sevdiğimiz yaratık geliyor tabii ki de. Ha bir de bu bütün anlattıklarım yetmiyormuş gibi rastgele oyunun bir yerinde pompalıyla bir adam çıkıyor. Adam kafayı yemiş tırlatmış bir de o seni öldürmeyi deniyor. Ya oyunda aslında bayağı çeşitli mekanikler var yani. Craft yapabiliyorsun, kapıları kırabiliyorsun. Oyun açık dünya gibi yani tek bir yol yok. Farklı yollardan gidebiliyorsun. Dishonored gibi biraz. Yani oyun sana özgürlük de sunuyor. O açıdan bayağı güzel. Yani mesela oyunda gazlı çakmak varmış. Ben bunu bilmiyordum yani. O olmadan oyunu bitirebildim.
Ek olarak yok işte fareler var, işte canavar kanının kokusuna geliyor falan filan, bir sürü bir sürü çeşitli mekanik var oyunda. Sandbox mekaniklerini bazı yerlerde fazla abarttım kendi kendime, böyle kendi kendime bir teori kurdum, dedim ulan ben buradan kaçmayacağım, gideceğim dışarı bir el feneriyle, el fenerini atacağım ortaya, beni kurtaracaklar helikopterle, gerçi helikopter yok o zamanlar da, işte askerler beni görecek kurtaracak, ama nasıl gaza geliyorum diyorum, bu kesin yapımcılar bunu kesin düşünmüştür falan diye böyle kafayı yedim yayında, herkese bunu anlatıyorum falan böyle. Böyle bir son keşfedersem gurur duyarım. Hazır mıyız gençler? Poh, belki de oyuna alternatif bir son buluyoruz ha. Amına sikeyim, söndü. Oğlum nasıl amına koyayım ya? O böyle su mu olur? Bu belli ki oyun diyor ki at içime, ben yanayım, askerler görsün kurtarsın. Bu amına koyayım, taşlar falan hareket ediyor. Hayda oğlum nasıl? Kanka zemzem gibi bir şey bu, belli, baksana amına koyayım, etrafında taşlar maçlar var. Ben şey bekledim, bu yanıcı bir şey, buradan hayvan gibi ateş çıkacak böyle. Sonra herkes diyecek o aman tanrım ne oluyor, savaş bitecek falan. Alabiliyor muyum ben onu tekrar bari? Ama onun dışında cidden güzel oyun yani, gerçekten iliklerinize kadar geriliyorsunuz. Çok psikopat gibi zor değil ama bazı yerlerde birazcık gıcık etti beni. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Otomatik kayıt gibi bir şey olmadığı için sürekli kendimi şeyi buldum bir ara. Base'e gidip gelmekte buldum. Çünkü envanterim de kısıtlı. Base'de bir kasa var. Oraya doldurman lazım fazla eşyaları. O yüzden sürekli bir gidiyorum böyle 2 dakika bir yere, diyorum ki ulan ben burada ölürsem çok kötü olur. Base'e dönüyorum. Ama bu benim oynayış tarzımla da alakalı olabilir. Onun dışında yapacağım böyle aman aman bir eleştiri yok. Yani sandbox ve birazcık böyle açık harita bir oyun olduğu için kendiniz bulmanız lazım. Bazı alanlarda tabii şeyde de tıkanıyorsunuz. Ulan ne yapacağım ben diye mal mal dolaştığınız da oluyor. O konuda belki birazcık daha yönerge olabilir ama sonuçta bu oyunun biraz tarzı bu. O yüzden ona da çok fazla bir eleştiri yapamayacağım. Burada yapımcıların yapmak istediği, iletmek istediği oynanış tarzı bu. Burada tek bir eleştiri belki fiyatı olabilir oynanış süresi için. Çünkü 175 lira gibi şu an bir fiyatı var indirimle Steam'de ve oynanış olarak yaklaşık 3-4 saat dolu bir oynanış sunuyor. Fakat öte yandan 20 Kasım'da dolar kuruna geçeceğimiz için şu an 175 lira 6 dolar demek ve bu oyunun şu an güncel Amerika fiyatı 18 dolar. Bu demek oluyor ki yapımcı bu oyunu 10 dolardan bile satsa bu oyun yaklaşık 300 liraya satılacak demek. Yani o yüzden bu oyunu denemek istiyorsanız bu fiyata bence kaçırmayın derim. Son olarak da kanalıma abone olun falan, zırt pırt pırt geçiyorum oraları. Şimdi size kesinlikle jumpscare yediğim anları göstereceğim. Çünkü kesinlikle herkesin görmek istediği benim altıma sıçtığım zamanlar. Çünkü herkes çok kötü. Neden beni jumpscare yerken görmekten zevk alıyor insanlar? Neden bütün arkadaşlarım ben jumpscare yiyince gülüyor? Neyse, görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize bakın. Mucuk sizi benim altıma sıçarken baş başa bırakıyorum. Bu çok iyiydi, kim attı bilmiyorum ama ödüm koptu sinmaraydı. O bunlar bana saldırır mı? Ya oğlum yeter! Allah'ım! Aygın Somero! Aaaa! Oğlum öldürmek mi istiyorsun? Benim için önemli lan! Benim için önemli! Bu koymadı. Bu koymadı. Of! Aaa! Lan! Aaa! Aa vallahi bulamıyor lan beni. Git diyor onu. Oğlum bug'ını bulduk lan oyunun. Tıkandık böyle. Şuradan yardırırsam... Lan! Takıldım. Siktir git lan! Siktir! Amına koyayım! Lan takıldım! Tuzak! O mu? Görüyor musun? Siktir git orospu çocuğu! Ben bunda tuzakları nasıl triggerlamıyorum? Üstten atlamam lazım. Aldık cevabı. O da arkadaşım ağzıma sıçacak bir gün ya. Kapıyı medeni bir insan nasıl açmış olabilirsin sen kapıyı?
Çekilsene lan! Takıldı mı? Oğlum içeri kapattım kendimi ben. Mermim bitmiş. Artık ya, ya bizi salsa bir tık da gezebilsem gezemiyorum ki. Loot yapamıyorum, bir bok yapamıyorum. Kim attıysa mükemmel zamanlama. Etkilemedi. Kim bilmiyorum ama şu an gram etkilemedi. Oğlum bu kutuymuş. Kutudan korktum. Iskaladım. Of, aim'imi sikeyim. Nasıl ıskaladım ben onu? Aman sikeyim. Nasıl hiç ses gelmedi? Ölmedim. Nasıl ölmedim lan?